Evet hobidaşlar gördüğünüz gibi bir sonraki adım kavanozlarımı düzüklü tencereye yerleştiriyorum kavanozlarımızın diplerinin düzüklü tencerenin dibine temas etmemesi için ben altına gördüğünüz gibi bir çay tabağı koydum çelik yani ısıdan buğdaylar yüksek ısıdan tabandan zarar görmesin istedim. Sonrasında sterilize etmek için yarıdan biraz daha az su koydum içerisine. Bunu bu vaziyette kapağını kapattıktan sonra yaklaşık olarak bir saat yüksek ısıda yüksek basınçta kaynatacağım. Bu işlemin arkasından kavanozlarımı çıkartıp ortamda ortam ısısına gelecek şekilde soğumasını sağlayacağım. Ondan sonra bir sonraki videomda ise size sterilize etmiş olduğum bu kavanozları nasıl aşılayacağımı göstereceğim. Bu süreci size adım adım videolarımla paylaşarak ileteceğim. Videolarımı beğenmeyi, takip listenize almayı unutmayınız. Katkı sağlar iseniz bilgi paylaşılır. Bu e, yapmış olduğum çalışmayı neticelendirebilirsek siz de benimle beraber bu işlemlere vakıf olacaksınız. Aşılama işlemlerini bitirdikten sonra kavanozlarımızın sterilize etmiş durumunu size göstereceğim arkasından aşılamayı yaptıktan sonra misel atımlarını gün gün sizlere videolarımda göstereceğim. Bir sonraki adımda ise saksılarını hazırlayıp saksıların içerisine ekim yapacağım. Artan malzememi de yine İstanbul'un ormanlarında belirli bölgelere atacağım. Yani buralarda eğer yetişmesini sağlayabilirsek bize ne mutlu. Saksı da yetiştirme olayını daha önce e, kuzu göbe mantarında denemedim. Bunu bir deneme olarak başlatacağım. Size de süreci göstereceğim. Eğer vakıf olabilirsek ne mutlu bize. Tabi bu bilgilerin hepsi deneme maksatlı arkadaşlar. %100 netice alacağız diye bir durum yok. Misel alma ana kültürü almada başarılı olduk. Ama tabi bunun ortamlarda yani doğal ortamlarda yetiştirilmesini sağlamak farklı bir süreç. Onları da sizinle adım adım takip edeceğiz. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayalım.